Selam arkadaşlar, bugün sizlere 14 Şubat hakkında, pazar günü hakkında toplamda 4 maç seçtim. Hızlı hızlı bunları konuşup tahminlerimi paylaşacağım sizleri, içlerinden seçip sizler de oynayabilirsiniz. Arkadaşlar, video geçmeden önce bir kanala abone olursanız, şöyle bir abone ol butonuna bir eller gitsin arkadaşlar, lütfen. Burada çabalıyoruz ediyoruz, abone olmayı unutmayın arkadaşlar diyelim. Ve Danimarka Süper Ligi'nden bir, Türkiye Ligi'nden 2, Almanya'dan da bir maç seçtim. Şimdi arkadaşlar, Rangers maçına geçmek istiyorum. Saat 16'da 2.05 oran, ev sahibi 2.95, berabere 2.45'te deplasman oranı bulunuyor. Arkadaşlar, benim bu Danimarka Ligi'nde sevdiğim birkaç takım var. Onları da sizlere göstereyim ve genellikle maçlarının üst bittiğine şahit oldum ve genellikle de hep oynarım. Midland, Kopenhag, Aarhus, Rangers maçları benim takip ettiğime göre hep üst biten maçlar. Rangers maçına baktığımız zaman, Rangers takımına baktığımız zaman son 5 maçında arkadaşlar 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 de beraberliği var. Ev sahibine baktığımız zaman son 5 maçında galip gelemeyen bir ev sahibi bulunuyor. Arkadaşlar, ben Rangers'ın bu maçta üstün geleceğini düşünsem de benim bu maçı tercihim arkadaşlar 2.5 gol üstü olacak yine. Hızlı geçtik bu maçı. Şimdi arkadaşlar, Türkiye 1. Ligi'nden Adanaspor, Adana Demirspor derbiye gelin arkadaşlar. 3.40 ev sahibi, 3.25 berabere, 1.60 ile deplasman oranı bulunuyor. Şimdi arkadaşlar, ben taraf bahsi oynasam bu maça taraf bahsi vermeyeceğim. Taraf bahsi oynasaydım Adana Demirspor derdim. Maçlarına baktığım zaman maçlarının hep 2-3 gol aralığında bittiğini görüyoruz. Son 5 maçın hepsi 2-3 gol aralığında bitmiş. Adana Demirspor'a baktığımız zaman onların da son 5 maçında 2 mağlubiyet 3 galibiyet aldığını görüyoruz. Arkadaşlar, ben şimdi arkadaşlar Adana Spor'a baktığınız zaman Sivas'ta 1-1 kalmış Türkiye Ziraat Kupası'nda. Yani ben arkadaşlar taraf bahsini Adana oynardım, fakat ben bu maç arkadaşlar 2.5 gol üstü çıkmayacağını düşünüyorum açıkçası. İstenen toplam gol 2-3 desin, isteyen 2.5 gol 6 desin. Ben şimdi 1.90 oranından 2.5 gol 6 diyeyim. 2-3 gol de uygundur, 2.5 gol 6 da. Diyelim şimdi arkadaşlar, Türkiye Süper Ligi'nden Galatasaray Kasımpaşa maçı. Galatasaray'ın Fener galibiyetinde Muhammed Mustafa'yı izledik ve golünde yani Ziraat'ta da izledik arkadaşlar. Ziraat'ta da böyle hep hareketli bir oyuncuydu arkadaşlar. Ben bu maçta Galatasaray galibiyeti denenebileceğini düşünüyorum. Kasımpaşa tarafına baktığım zaman son 5 maçında 4, yani 4 maçında puan, sadece yani son 5 maçında 4 puan almış. Galatasaray'a baktığım zaman sonlarında bir Ziraat'ta 3-2'lik bir mağlubiyetleri var. Bunu görüyoruz. Sakat cezalara baktığımızda Fegüli'nin oynamayacağını, Arda Turan, Oğulcan'ın oynamayacağını görüyoruz. Zaten bu iki oyuncu da zaten oynamıyordu uzun süre. Şimdi arkadaşlar, Galatasaray Kasımpaşa maçında isteyen 1.30'dan değerlendirebilir, fakat ben Galatasaray'ın şöyle 2-1'lik gibi bir galibiyet alacağını düşünüyorum ve üst dedim bu maç için. Almanya Bundesliga'dan Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach. Bu arada arkadaşlar, ben pazar günü maçlarını gerçekten içim oynamaya gitmiyor arkadaşlar. Yani sevmiyorum pazar günü maçlarını. Yani kaç haftadır böyle oluyor, nedenini bilmediğim bir şekilde sevdiğim bir maç çıkmıyor. Her neyse. 2.5 gol üstü 1.48. Ev sahibi 2.10. Beraberlik 3.10. Deplasman 2.40 şeklinde oranlanmış. Puan durumuna baktığımız zaman Wolfsburg'un 3. sırada 38 puanla, Mönchengladbach'ın 32 puanla 7. sırada olduğunu görüyoruz. Son maçlarına baktığımız zaman iki takımın son 5 maçında Wolfsburg'un uzun süre gelen bir galibiyet serisi olduğunu ve son 5 maçında sadece bir maçının üst bittiğini görüyoruz. Borussia Mönchengladbach'a baktığımız zaman son 5 maçında arkadaşlar 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Onların da son 5 maçında 3 maçı 2.5 gol üstü bittiğini görüyoruz. Ben bu maçta arkadaşlar gollü geçeceğini düşünüyorum. Hatta 0 bile gelse ben 2-2'lik bir 0 geleceğini düşünüyorum. Ben bol gollü bir maç olacağını düşündüğümden 1.48 orandan değerlendiriyorum. 1.48 oran bol gollü deriz şimdi, 0-0 biter her neyse. 1.48 oran ben gollü geçeceğini düşünüyorum. 6.47 oranı var. Böyle oynarsanız içinden de seçip oynayabilirsiniz. Arkadaşlar, herkese bol şans diliyorum. Umarım bol bol kazanırsınız. Kanala abone olmayı,
Videolarda anından haberdar olabilirsiniz kanala abone olursanız. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.